قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا إذاهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا قالوا واستغراه فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون منا منظلمون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم Seyyid Bilal Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü göbekten torun oluyor. Aynı zamanda şehittir. Şehit olması din-i mübini İslam'ı yaymak için mücadele eden neferlere katılarak İstanbul'un fethi için yola çıkmışlar. Ve bu yolculuk tamamlanamadan Seyyid Bilal Hazretleri ve yanındaki bulunan askerler denizindeki fırtınaya yakalanarak Sinop limanına sığınmışlar. Ve Sinop'ta yapmış oldukları tekfurla mücadelelerinde şehit olmuş bir Allah dostudur, zattır. Şehit olması da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelmesi, dördüncü göbek, Hazreti Hüseyin'in torunlarındandır. Seyyid Bilal Hazretleri'nin bulunmuş olduğu bu mekan Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılmış, Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış bir eserdir. 1280 yılında yaptırılmıştır. Ve arkasında şu anda giriş yapmış olduğumuz camide 1789 yılında Sinop'u ziyaret eden Osmanlı Deniz Komutanı Cezayirli Ali Paşa tarafından yaptırılmış bir eserdir. O günden bugüne Seyyid Bilal Hazretleri ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinde insanlar tarafından, Müslümanlar tarafından çokça ziyaret edilen bir mekandır. Bana göre İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri'nin mekanı neyse, Konya'da Mevlana Hazretleri'nin mekanı neyse, Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin mekanı neyse, Seyyid Bilal Hazretleri'nin mekanı da o kadar değerli ve önemlidir. Her sene olduğu gibi camimizde yine bu sene de mukabelemiz devam ediyor. Erkek ve bayan cemaatimiz tarafından ilgiyle takip ediliyor mukabelelerimiz. Çünkü Ramazan ayı mukabelesiyle güzel, Ramazan ayı iftarıyla, sahuruyla ve orucuyla güzel bir ay. Bunların tamamını yapmış olduğumuz zaman Ramazan gerçek anlamda ihya edilmiş oluyor. Bizler de cemaatimizle elimizden geldiğince gerek mukabelelerle özellikle teravih namazlarımız çok yoğun oluyor. Özellikle Sinop halkının Seyyid Bilal Hazretleri'nin de burada bulunmasından ötürü camimize teravih namazlarında büyük ilgi ve harekaları mevcuttur. Evet, biz de dinlemeye geliyoruz. Öğlen namazını kılmaya geliyoruz. Cemaatiz. Hamdolsun. İbadetimizi yerine getirmek için işte Allah'a şükür ediyoruz. Her zaman buradayız. 70 yıldan beri burada ikamet ediyoruz. Devamlı buradayız. 77'den beri ben de buradayım. Bu caminin cemaatiyim. Her sene mümkün oldukça işte buraya hem mukabele dinliyoruz. Namazımızı, ibadetimizi yapıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Yani o büyük bir zat. İşte herkese nasip olmuyor böyle bir yer. Şükürler olsun. Her zaman, her Ramazan'da yapıldığı gibi şey devam ediyor. Yani mukabele devam ediyor.
peşinde dua yapıyoruz. Cenab-ı Hak kabul buyursun inşallah. Karadeniz'in en önemli yeri. Herkes burayı yani 10 yaşından 70 yaşına kadar, 80 yaşına kadar, son sayısına kadar herkes tanır burayı. Burayı ziyaret eder, dua eder. Cenab-ı Hak herkesin duasını kabul etsin inşallah.